9 Mart 2024 Cumartesi, Murat Özer, Akşam Gazetesi. Yeniden Refah kendine bu kötülüğü neden yapıyor? Gerçek bir alternatif olabilirdi. Türkiye'nin en önemli ihtiyacı olan yapıcı muhalefet boşluğunu doldurabilirdi. Halkın büyük kesimlerinin hükümet zarar görmesin diyerek yutkunduğu, söyleyemediği konuları samimiyetinden kuşku duyulmayacak bir dille gündemleştirip çözüm konusunda etkili olabilirdi. Olmadı. Yeniden Refah, içinden çıktığı saadetin izlediği yolda ilerlemeye karar verdi. Bu yolun sonunun ne olduğunu saadetin geldiği yere baktığımızda görebiliyoruz. Ya CHP'nin yedek lastiği ya da tam bir yok oluş. Gerçi varlığını milletin değerleriyle kavgaya hasretmiş bir yapının yedeğinde hizalanmak, milli görüş çizgisi için yok olmaktan farklı bir şey değil. Herkes Refah'ın ne İstanbul, ne Ankara, ne de Türkiye'nin herhangi bir şehrinde iddialı olmadığının farkında. Hatta kendileri bile bunu çok iyi biliyor. Fatih Erbakan seçimlerde aday çıkarmalarını AK Parti'nin yedek lastiği muamelesi görmemek ifadesiyle izah etmişti. Oysa şu anda kimlerin yedek lastiği konumuna düştüklerini acı bir şekilde seyrediyoruz. Duruşunuzu bozmayın, Erbakan'ın yolunu sürdürün diyor CHP'li bir bayan CHP standına yaptığı ziyarette Refah'ın İstanbul adayı Mehmet Altınöz'e. Gözlerimizin önüne boncuk boncuk terleyen savunan adam geliyor hemen. Hani 28 Şubat'ın karanlık zindanından sonsuza kadar çıkmasın diye CHP'nin Anayasa Mahkemesi'nde nöbet tuttu Erbakan. Altınöz'ün biraz mahcup, biraz ürkek yüzünde okunuyor gerçekler. Sonra kurşunu sıkıyor CHP'li bayan. Siz ne dediğimi anladınız. Hepimiz anladık, hiç merak buyurmayın. Yeniden Refah, 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında girerek baraj sorununu aşmış ve aldığı 2,9 oy oranıyla 5 milletvekili çıkarmayı başarmıştı. Bundan sonra ne yapacak? Saadet'in yaptığı gibi CHP listelerine mi adını yazdıracak? Bu durumun farkında olan milletvekillerinden Suat Pamukçu şimdiden istifa etti bile. Üstelik zehir zemberek bir açıklamayla. Pamukçu'ya göre parti FETÖ'cülerin kontrolüne girmiş durumda. Fatih Erbakan'ın çevresini kuşatan örgüt mensuplarının tek bir hedefi var, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Partide FETÖ'nün ne kadar etkisi olduğunu bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bir gerçek var. Bu sinsi terör örgütü daha önce MHP'nin zayıflatılması için İyi Parti'ye destek vermiş, kısa süre içerisinde partinin kurucu üyelerinden pek çok önemli isim bu gerekçeyle istifa etmişti. İyi Parti'nin içine düştüğü vaziyet ortada. Pamukçu'nun iddiaları FETÖ'nün partide nüfuz alanını artırdığını gösteriyor. Suat Pamukçu'ya göre partinin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, 2023 seçimlerinde de ittifak görüşmelerinin tıkanması için elinden geleni yapmış. 74 yaşındaki Pamukçu'ya göre Yeniden Refah çoktan Erbakan çizgisinden ayrılmış durumda. 28 Şubat darbesi yapıldığında Refah Partisi milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Suat Pamukçu, doğal olarak hem CHP'nin hem de darbelerin ne anlama geldiğini en iyi tecrübe etmiş isimlerden. Bu yüzden Refah Partililer yol yakınken hareketin büyüklerinden Pamukçu'ya kulak verseler doğru iş yaparlar. Yeniden Refah'ın unutmaması gereken bir hakikat var. Kazandırmak için yola çıkanlar kazanırlar. Kaybettirmek için çalışanlarsa daima kaybederler.